8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gong, Borsa İstanbul'un 150. kuruluş yılında çalarken tarihi bir ana da tanıklık ediyoruz. Aynı zamanda gong, Borsa İstanbul'un bugün başlattığı BIST 500 endeksi içinde çalıyor. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklarımız, BIST 500 endeksi şu anda ekranlarınızda. Alkışlarınızla. Sayın Cumhurbaşkanım, teslim buyurursanız efendim, hemen burada bir aile fotoğrafı seremonimiz olacak. Lütfen buyursunlar. Evet, BIST 100'ün yanında tarihimizde ilk kez 500 şirketi aştığı için borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı BIST 500 endeksini bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle başlattık. Fotoğraf çekiminden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden değerli isimleri yerlerine davet edeceğim. Akıllı Para'ya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Haftanın son günündeyiz. Hemen piyasalara bir göz atalım çünkü o iyimserlik yılın son haftasına ne kadar taşınacak diye hepimiz merakla bekliyoruz. Çünkü bir miktar hisse senedi piyasalarında baskıyı hissettiğimizi söyleyebiliriz. Son birkaç işlem günüdür. Şu anda ekranda gördüğünüz üzere aslında tam bir geçiş noktasındayız ki piyasaların kapalı olduğu savını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Piyasaların araya girdiği dönemleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Biz içeride pozitifiz. Biz içeride Borsa İstanbul'da neye bakıyoruz? Özellikle 8000 puana yakın olup olmayacağımız konusunu gözetiyoruz ki şu anda BIST 100 endeksi 7663 puanda %1,31'lik gerilemesiyle BIST 30'da da yine %1,30'lar civarında bir gerilemeyle 8340 puandayız. Bankacılık endeksi 9200 puanın üzerinde. Artıda olan şu anda gördüğüm tek endeks ulaştırmada %2'nin üzerinde bir satış var. Sınayide de %1,70'lik gerileme var. Dolar TL 29.20 seviyesinin üzerinde. Ons altın 2060 dolara yürüyünce gram altında 1935 TL'lere kadar geldi. CDS'imiz 285 de bu haftayı kapatmaya çok yakın. Ve şu anda Sayın Erdoğan'a dönüyoruz. Kendisinin konuşmasını dinleyeceğiz. İstanbul Menkul Kıymetler Vadeli işlemler opsiyon ile İstanbul altın borsalarını 2013 yılında Borsa İstanbul markası altında birleştirdik. Borsamız bir anonim şirkete dönüşerek daha şeffaf, daha dinamik, takas ve saklama kurumlarıyla daha entegre bir yapıya kavuştu. Türkiye Varlık Fonu'nun tesisiyle birlikte Borsa İstanbul'u 2017 senesinde Varlık Fonu'nun portföyüne dahil ettik. Varlık Fonu'nun ortaklık oranı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na ait payın satın alınması sonrasında %90,6'ya çıktı. Böylelikle Borsa İstanbul'un yapısal dönüşüm süreci tamamlanmış oldu. Tam 1,5 asırdır ülkemizin kalkınması, büyümesi, ekonomik olarak güçlenmesi, istihdamın, üretimin ve yatırımın artması için çaba harcayan borsamızın bütün mensuplarını şükranla yad ediyorum. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirketlerimize de aynı şekilde Türk ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son 1,5 asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin dağılmasından Birinci Cihan Harbi'ne, milli mücadeleden Cumhuriyetimizin ilanına, tek parti sultasından çok partili demokrasiye geçişe, darbelerden ekonomik krizlere kadar son 150 yılda milletimizin başına gelen iyi kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Tabii bir de buna savaşından salgınına, küresel ölçekte yaşanan tüm gelişmeleri de eklememiz gerekiyor. Borsa İstanbul'u sadece Cumhuriyetimizin değil, aynı zamanda küresel sistemin canlı tanıklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Borsamızın serencamına baktığımızda esasen milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelesinin iz düşümlerini de görebiliyoruz. Burada öncelikle şu hususa dikkatlerinizi çekmek isterim. Borsanın ilk kurulduğu yıllar, Osmanlı'nın borçlarını ödemekte zorlandığı, tefeci Galata bankerlerinin devletin iliğini sömürdüğü Duyun-i Ümumiye İdaresi'nin teşkiliyle finans kapitalin ülkeyi mali açıdan müstemlekeleştirdiği gerçekten zor ve acı verici dönemlere tekabül etmektedir. Yine bu dönemi dikkatlice incelediğimizde Galata bankerlerinin ülkenin yerel kaynaklarını nasıl engellediklerini, Osmanlı'nın sanayileşmesini nasıl dinamikleştirdiklerini çok net bir şekilde görüyoruz. Finans kapitalin 19. yüzyılın ortalarından itibaren sadece ekonomik getiri gayesiyle değil, bundan daha ziyade kontrol ve tahakküm peşinde koştuğunun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz. Öyle ki bu dönemde Galata'da Türkler kaybeder, Levantenler kazanır algısı toplumda genel kabul gören bir kanaat olarak yerleşmiştir. Borsamızın ilk dönemlerine ait bu algı daha sonra yaşanan farklı olaylarla maalesef daha da perçinlenmiştir. Her ne kadar borsamız bize Osmanlı'dan miras kalan bir kurum olsa da uzun yıllar asli görevini yerine getirememiştir. Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine insanımızın günlük lisanına da sirayet eden borsada oynama ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy daha fazla kazanmak uğruna borsayı hedef alarak ne yazık ki bu algının kökleşmesine yardım etti. Son olarak bunu 14-28 Mayıs seçimleri arefesinde bir kez daha gördük. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Evet, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarını dinledik. Şimdi NCM Investment'a gidiyoruz. Araştırma uzmanı Sadullah çalışır bizlerle. Sadullah, bu haftayı da geride bırakıyoruz. Kalıyor bir hafta. Artık sene sonundaki son bu yıla ilişkin değerlendirmeleri konuşur vaziyetteyiz. Sen neler söyleyeceksin? Evet, iyi yayınlar Çağlar. Evet, haftayı kapatırken yine haftalık performansa baktığımızda aslında BIST 100'de %4'ün üzerinde kayıplarla haftayı tamamlıyoruz. Geçtiğimiz 5 haftada olduğu gibi bankacılık endeksi bu hafta negatif olmasına rağmen endekse göre daha az kayıplarla haftayı tamamlayarak BIST 100 endeksine göre pozitif ayrışmayı başardı gibi görünüyor bu saate kadar. Ancak geldiğimiz noktada hacim tarafı günden güne düşmeye devam ediyor. Bugün seansın ilk yarısına özellikle baktığımızda ilk 4 saatte 1 milyar dolarlık bir işlem hacmi olduğunu görüyoruz. Bunu da yılın geçmişine, hatta geçen yıla da baktığımızda sadece Şubat ayındaki o afet döneminden sonra ve seçim öncesi dönemde piyasanın 4400-4500 aralığındaki o seçim öncesi bekleme dönemindeki süreçlerde yaşandığını ve bunun çok kısa sürelerde bu işlem hacimlerinin kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu işlem hacimlerinin olduğu dönemlerde aslında piyasa fiyatlama mekanizması da aslında sağlıklı çalışmıyor. Çünkü burada 100 tane şirketin değerlemesi için yeterli bir hacim ve likitte oluşmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden sağlıksız fiyatlamaların izlendiği bir süreç olarak nitelendirebiliriz. Haftayı dediğim gibi zayıf kapatıyoruz, ancak diğer taraftan veri akışının da pozitife döndüğü bir şekilde yılı kapatıyoruz. Yabancılar üst üste 7 haftadır Borsa İstanbul tarafında alıcı oluyor. Uzun zaman sonra yıl toplamında da nette alıcı konumundalar. Dolayısıyla burada yabancının 2024'e ilişkin beklentileri içeride pozitifken, Borsa İstanbul tarafı için pozitifken, bu hacimlerin de aslında yeni yılla birlikte toparlanması ve bunun fiyatlamalara da orta vadede yansıyacağını düşünebiliriz diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta son 5 işlem günü için artık bu hacimlerle kalmaya devam edeceksek teknik seviyeler de biraz dün de söylediğim gibi çok anlamlı olmayacaktır. Kısa vadeli volatilitenin devam etmesini bekleyebiliriz. Yılı zayıf kapatıyoruz. Enflasyon ve doların altında bir performansla kapatacağız gibi görünüyor. Ancak yine de seviye verecek olursak kısa vadede yukarıda 7850'ler, aşağıda da 7500'ler. Önemli bant aralığı olarak görülüyor. Son 5 işlem günü için izleyeceğimiz bant aralığı olabilir. Bu bandın dışındaki fiyatlamalar biraz daha olası bir trend için takip edilebilir diye düşünüyoruz. Yurt içinde aslında haftayı kapatırken kısa bir özeti bu olacak. Yurt dışına dönecek olursak da pozitif fiyatlamalar devam ediyor. Geri çekilmeler kısa vadeli kalıyor ABD endekslerinde. Son dönemde özellikle dolar endeksinde yeniden 102 puanın altına inmesi, tahvil getirilerindeki aşağı yönlü seyir risk iştahının pozitif kalmasını sağlıyor. Burada ABD'de bugün 4.30'da gelecek çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinde piyasa biraz oraya odaklanmış durumda. Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği veri. Burada manşet veride sınırlı bir geri çekilme beklenirken aylık bazda geçtiğimiz aya paralel bir artış olması bekleniyor. Burada yukarı yönlü sürprizler aslında piyasayı biraz şaşırtabilir. Önümüzdeki Mart ayında 2024'ün Fed'in ikinci toplantısındaki faiz indirim beklentilerinin ötelenmesiyle birlikte son 8 haftada riskli varlıklardaki pozitif trendin yerini bir süre kar satışlarına bırakması beklenebilir. Özellikle yılın son haftasında da yurt dışı piyasalar tatille başlayacak, Noel tatiliyle. Dolayısıyla önümüzdeki haftada hacimlerin zayıf olduğu bir piyasa bizi bekliyor diyebilirim yurt dışında. Yurt içinde de aslında veri gündeminin sakin olduğu ve genel itibariyle imalat PMI verilerinin takip edileceği bir hafta olacak diye özetleyebilirim Çağlar. NCM Investment'tan Sadullah Çalış'a çok teşekkür ediyoruz bugünkü katkıları içinde ve dönüyoruz stüdyoya. Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap Taştan'a. Vahap, hoş geldin. Hoş bulduk Çağlar. Yılı bitirdik. Silsile halindeki muhabbetin ve programlardaki yaptığımız değerlendirmelerin, eğer haftaya bir sürpriz olmazsa en azından ikimiz açısından sonuncusunu yapacağız herhalde. İstersen bu yılın artık bir muhakemesini yapmak adına endeks ve hisse bazlı 2023'ü düşününce senin aklına gelen en önemli noktalarla başlayalım. Tabii herhalde yani yıla başladığımızda şu Amerika'daki bankacılık krizini çok fazla konuştuk. Acaba bize de sirayet eder mi korkusu da bir ara oldu ama bankalar son dönemde çok iyi kurtardı. Özellikle bu para politikasındaki o dönüş bankalar için oldukça pozitif olarak görünüyor ve şu da var, bir taraftan da hani hep böyle bankalar işte birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek finansallarını konuştuğumuzda şey diyorduk. Ya bu tüfe endeksi tahvillerin getirisi işte bankacılık sektöründe kâra etkiledi derken dördüncü çeyreğe gelirken şunu da konuşuyoruz, artık o faiz makası da bankalar lehine çalışmaya başladı. O yüzden bankacılık sektörüne getirilen en büyük eleştirilerden biri işte bu sorunlu kredilerde öz kaynakkarlığı düşüktü vesaire derken bunları geride bırakmış bankacılık sektörü var. CDS geriliyor. Biliyorsun artık 300 puanın altına geldik 5 yıllık CDS priminde. Bu da bankaların önümüzdeki dönemde borçlanma maliyetlerini de bir noktada aşağı çekebilecek bir konu. Tabii yani bu sorunlu kredileri de artık dışarı ihraç edebilen Ki yani varlık yönetimi şirketleri bu konuda çok fazla çalışıyor. Bu sorunlu kredileri dışarıda ihraç edebilmiş bir bankacılık sektörü. O yüzden yavaş yavaş bu bankacılık böyle sınai hep konuşuyorduk ya, oranlıyorduk, böyle sürekli aşağı giden bir trend vardı. O trendin tam böyle sanki yavaş yavaş tersine dönebileceği bir konjonktür var. Çok da kullanıyoruz bu konjonktür kelimesini bu arada. Gelelim sınaiye. Sınai'den hatta önce belki holdinglere gelebiliriz. Holdingler çok ucuz kaldı. Çağlar, zaten çok konuşuyoruz. Yani hem Sabancı Holding'de hem Koç Holding'de biz zaten model portföyde de tutuyoruz. İştirakler yıl boyunca fena diyemeyeceğimiz bir kar getirdi. Her iki tarafta da zaten bankacılık var. Bir tarafta otomotiv ağırlığı var, bir tarafta yine enerji sektörü ağırlığı var. Yani Sabancı Holding için konuşuyorum. Koç Holding'de tabii bir tık otomotiv sektörünün de ağırlığı var. Hal böyleyken de holdingler belki 2024'te öne çıkabilecek sektörler ya da hani ana yatırım araçları arasında olabilir. Tabii şimdi asgari ücret zammını bekliyoruz. Oradan bir karar çıkacak. Bunu biz yıl boyunca perakende sektöründe çok konuştuk. Özellikle gıda perakende de işte indirim marketlerinde çok fazla konuştuk. Asgari ücrete ilişkin yani beklentiler zaten az buçuk belli ama orası belki biraz baskı yaratabilir. Çünkü yıl boyunca veya 2022-2023 boyunca bu asgari ücret zamlarının getirdiği maliyeti bu şirketler son nihai kullanıcıya çok net bir şekilde yansıtabilirler. Belki bu sene onun biraz daha geride kalabileceği bir dönem olabilir. GYO'lar biliyorsun yani çok karlılıklarına veya şöyle söyleyeyim, değerleme olarak baktığımızda iskontolu olan şirketler var. Orada da işte Emlak Konut, Özak Gayrimenkul şu anda bizim takip ettiğimiz, beğendiğimiz şirketler arasında. Bunlar önümüzdeki yıl belki öne çıkabilecek tarafta olabilir. 2023'ü değerlendirdiğimizde ise aslında fena değil. Yani yine bu sektörlerde bir hareketlenme oldu. Dediğim gibi belki burada gıda perakendeciliği ve indirim marketlerini 2024'te biraz geriden takip edebiliriz gibi geliyor. 2023'ten sonra 2024'te resim bu yüzden biraz değişecek. Ama bankalar muhtemelen yine öne çıkmaya devam edecektir. Çünkü tahvil getirileri hala iyi. Öz kaynak karlılıkları yine iyi diyebileceğimiz bir seviyede. O tarafta beklentimiz hala pozitif diyebilirim. Peki bu yılın muhakemesini yaptıktan sonra 2024'e dair bakarsak da aslında onun biraz ipuçlarını verdin ama şimdi bu yıla baktığımızda bugün çok da bir değişim olmadığını düşünecek olursak işte son 2 haftadır neredeyse her gün baktığımda işte BIST 30'da BIST 100 kabaca %40'lar civarında yılbaşından itibaren bir değişimle. Seneyi de işte %65'lerde kapattığımızı düşünecek olursak önümüzdeki yıl bir endeks bazlı strateji gütmek mi daha doğru, yoksa endeksten ziyade şirket borsaya yatırım yapacak bir kişinin ya da mesela yatırım fonu ya da emeklilik fonu tercih edecekse, dün mesela bana böyle bir soru geldi. İşte hisseden uzak mı durmak lazım diye. Ben de dedim yani direkt hisse yatırımı yaparak uzak durmadan da ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ama illa yatırım fonu diyecekseniz o zaman yatırım fonunun içinde ne olduğuna çok hakim olmanız gerekiyor diye. Mesela bankacılığı, holdingi merkeze alarak o şekilde bir tercih mi yapılmalı, yoksa genel olarak endeks takibiyle bu yıl enflasyonun gerisinde kaldı şimdi endekslere bakarsak bir 2024 stratejisi oluşturulabilir mi? Tabii şöyle yani bir fon yatırımı mantıklı. Eğer çok fazla piyasayı takip edemiyorsanız, yani çok fazla fon var. TEFAS'ta bunların ayrıntıları var. Çok başarılı fonlar da var bu arada. Yani portföy yönetim şirketleri, aracı kurumların şu anda yönettiği fonlar oldukça başarılı. Biz hani model portföy için de konuşayım bizim tarafta. Şu anda %110'a yakın bir yıllık getiri var. Yılbaşından bu yana bir getiri var. Ki hani bu yıl model portföyleri de şöyle genel olarak şirketlerin, aracı kurumların baktığımda başarılı diyebileceğim bir noktada. Peki fon mu yani hani tek bir sektöre mi gidelim, tek bir işte kalemde mi kalalım, yoksa dağıtalım mı? Bence dağıtmak çok daha mantıklı. Çünkü risklerin nerede yüksek, nerede düşük olacağını tahmin etmek çok zor. Tek bir sektörde kalmaktansa bence endeksi bir bütün olarak izlemek yerine biz 2023'te de aynı şeyi söyledik. Yani şirket seçimi çok önemli. Burada da aslında yatırımcının artık çok da böyle ayrıntılı bir analiz yapmaya ihtiyacı yok. Çünkü yani aracı kurumlar bütün bu imkanı sağlıyor. Yani aradığınızda bugün bir yatırım danışmanınıza veya işte stratejiyle veya bir araştırma bölümü çalışanıyla bir müşteri çok rahat, bir yatırımcı çok rahat telefonla temasa geçebiliyor. Ya böyle böyle bir yatırımım var. Hele ki zaten yatırım danışmanlığı sözleşmesi varsa çok rahat iletişime geçebiliyor. Yani şunu ne yapalım dediğinde biz ona çok rahat, yani kurum olarak söylüyorum, biz çok rahat bir şekilde ya bunu böyle yapabiliriz. Zaten halihazırda bir model portföyümüz var. Bu model portföyümüzde yönettiğimiz bir fonumuz var. Ama isterseniz size alternatif şunlar da önerilebilir. Yine yurt dışı şirketlerle ilgili de zaten bir takip listemiz var. Oradan da hani yatırımcıyı yönlendirme şansımız söz konusu. Dediğim gibi yani 2024-2023'ten bir tık farklı olacak ama bütün çerçeve değişecek mi Çağlar? Yok, bütün çerçeve değişmeyecek. Tabii yani yurt dışında bir faiz indirim süreci olacak. Belki bunların yarayacağı sektörler olacaktır ama ben 2024'te böyle genel çerçevenin hadi buradan aldık buraya koyalım gibi bir şey olacağını değil ama biraz daha bu tarafa doğru kayacağını, farklı sektörlere doğru kayacağını düşünüyorum. Endeksten çıkalım mı, BIST 100'den çıkalım mı? Çok şu anda o aşamada değilim ben açıkçası. Yani endeks dışı şirketlerde ve çok başarılı, çok ucuz hikayesi olan şirketler var ama endeks şirketlerinde de çok ucuz kalmış. Yatırım döngüsünü tamamlamış ve bundan sonra getiri sağlayacak şirketler de var. O yüzden şimdilik ben ağırlığı yani 100'ün içerisinde tutma taraftarıyım. Şeydeki gibi, av mevsimindeki gibi biraz bakış açısını değiştirmek. Ha, tabii. Ama küsmemek lazım diye. Şu şekilde. Aynen. Yurt dışına geçelim. Oraya da giriş yaptın. Şimdi de biraz yurt dışı koşullara değindin. Bakarsak öyle ya da böyle manşet enflasyonların bizde dahil olmak üzere bir miktar 2023 sonu itibariyle mesafe alındığını gösterdiği bir noktadayız. İşte yumuşak iniş tartışmaları yapıyoruz ama hemen parasal gevşeme de konuşulmaya başlandı. Küreseli değerlendirirsen başta AMB ve FED olmak üzere yılın sonunda karşında durduğunda neler açıkçası en çok böyle söylemeye değer geliyor sana? Ya piyasa FED'den hemen böyle bir nem kapma niyetinde. Ufak bir söylem değişikliği, ufak bir veri bozulması hemen FED'e dair beklentileri biraz yumuşatıyor ama FED başkanları dikkat edersen oturup bir sinyal vermeye şu anda çok niyetli değiller. Yani Mart, Mayıs konuşurken işte FED başkanları bir anda böyle Haziran ihtimalini tetiklemeye başladı. Dün büyüme verisi geldi Amerika'dan. Mesela beklentilerin altında geldi yani 3. okuma. Ama yine baktığımda yani pandemiden sonraki en yüksek büyümelerden biri bu. Bu tarafıyla baktığımızda aslında çok da zayıf değil. Hane halkı tüketimi hala kuvvetli. İşte kamu bir miktar burada zaman zaman destek atıyor çeyreklik bazda büyümelere baktığımda. Bugün işte aylık bazda hane halkı tüketimi harcamaları ve işte bu Fed'in izlediği enflasyon göstergesi gelecek. Bunların tabii yani piyasa beklentilerinin biraz altında kalması işte bu reel faizleri biraz aşağı çekti. Bu da hisse senedi piyasalarını tabii destekliyor. Çünkü neticede bir şirkete dair değerleme yaptığınızda bir risksiz faiz oranı baz almanız lazım. Faizlerin düştüğü noktada o risksiz faiz oranını düşürdüğünüzde aslında şirket değeri biraz daha yükselmiş oluyor. Yani bu matematiksel hesap. Tabii yani şirketin operasyonuyla alakalı bir ya da faaliyetiyle alakalı bir konu değil. Ama bu bile değerlemeleri yukarı çektiği noktada ne yapıyorsunuz? İşte S&P için, işte Nasdaq için, Borsa İstanbul 100 endeksi için artık hedef fiyatlarınız da yukarı gitmeye başlıyor. İyi bir yıl kapattığımızı düşünüyorum S&P için. Önümüzdeki yılda aslında beklentiler de yukarı çekiliyor Amerika endeksleri tarafında. Orada şu anda çok risk iştahını bozacak çok bir şey yok. Yani Fed Mart'ta faiz indirmedi de Haziran'da faiz indirdi. Mümkün yani 3 aylık bir gecikme, tırnak içinde söylüyorum, bence çok da gecikme değil şu anki aşamada. Piyasayı çok bozar mı? Hayır. Belki biraz erteleyebilir ama beklentileri aşırı derecede değiştirecek bir noktada değiliz. 3 aylık bir süre belki şu andan baktığımızda yani 90 gün çok fazla gibi geliyor ama hayır 3 ay aslına bakarsan aslında kısa vade. İşlem günü olarak bile baksak o kadar uzun bir şey çok değil uzun, aslında. Hatta yani büyük resme baktığında 3 ay kısa vade aslında. Hep böyle 6 ay 12 ay hep şey yapıyoruz ya sınıflıyoruz. 3 ay aslında kısa vade, çok da piyasayı bozacak ben bir şey görmüyorum. Avrupa Merkez Bankası'nın işi biraz zor. Çünkü hem enflasyon yüksek hem de büyümede sıkıntıları var. Önümüzdeki yıl muhtemelen özellikle bu baz etkisileri çalışacak büyüme tarafında. Orada ikinci çeyrekten itibaren bir toparlanma beklentim var. Enflasyon da muhtemelen yılın ikinci yarısında Avrupa'da biraz daha aşağı çekilecek. O da yine muhtemelen endeksler içinde pozitif olacak. Sana tematik bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde de bunu okudum. Hatta bir konumuzda da galiba konuşurken lafını geçirdim. Şimdi obeziteye dönük ilaç üretimi yapan şirketlerin bu sene bu tarz ilaçları üretmeyenlere göre çok ciddi bir performansı vardı ve demografik olarak da yapılan araştırmalar, mesela Amerika'da özellikle obezite problemi yaygın olduğu için ilaçlara dönük ciddi anlamda bir talep olacağına dair ve işte bayağı milyar dolarların katlanarak arttığı beklentiler var 2030'lara kadar. Şimdi bu sene teknolojiyi konuştuk. Obezite benim aklıma gelen bir örnek. Yurt içinde de tabii konuşabiliriz bu konuyu ama böyle tematik bir şey 2024'te teknolojiden bağımsız açığa çıkabilir mi? Ya da aklına ne geliyor böyle konuşunca? Konu obezite olunca çok zor, bilmiyorum. Yani gerçi sadece bir örnek biz... hani atıyorum oyun sektörü de olabilir yani öne çıkacak. Yani teknoloji sektörü tabii muhtemelen geçen şeyi düşündüm. Yani belki biraz konudan sapacağım ama hani hep böyle çağ açıp çağ kapatma dönemleri var ya, onlar hep böyle sonradan isimlendiriliyor ya. Herhalde 2000'ler böyle ciddi anlamda yeni bir çağın kapandığı, yani önceki çağın kapandığı, yeni bir çağın açıldığı bir dönem olacak ve hep iktisatta, makro iktisatta şeyi konuşuyoruz. Yani bir teknolojik şok yeni bir büyüme çevrimi getirir. 2024 muhtemelen bunun temellerinin atıldığı bir yıl olacak çünkü çok farkında mıyız bilmiyorum ama 2023'te teknoloji anlamda çok şey değişti. Yapay zeka çok ciddi bir noktaya geldi ve Amerika'da yapay zeka şirketleri de yani hani Nasdaq'ın içinde çok fazla var. İşte çip sektörü çok fazla öne çıkan tarafta oldu. Bunun temelleri bu yıl atıldı. 2024'te bence bu devam edecek. Yani bir tema konuşacak olursak bence teknoloji sektörü hala öne çıkacak tarafta kalıyor. BIST için konuşuyorum. Yani 100 içinde de var, 100 dışında da var teknoloji şirketleri ve hikaye yaratabilecek şirketler bunlar, bilgi teknoloji şirketleri. Şeyden bahsetmiyorum yani işte bu dışarıdan parça getirdi, içeri parça sattı tarafından değil de kendi yazılımını üreten şirketlerden bahsediyorum. Orada hala bence bir potansiyel var. Konu obezitesine çok açıkçası örnek verdim ama yani istatistiği var mı hiç bilmiyorum açıkçası. İşte dünyada ortalama insan ağırlığı şu kadardan şu kadara gittiği gibi bir şey var mı? Sağlık sektörü biraz da şeyden etkileniyor. Pandemi yeniden geliyor tarafında etkileniyor. Geçtiğimiz günlerde biz de yurt dışı piyasalar tarafında bir ilaç sektörü üzerinden öneri vermiştik. Onu hatırlıyorum. O taraf belki bir şok etki gelirse olabilir ama ben hala 2024'te teknoloji konuşuruz gibi geliyor. Güçlü kasa olmaya devam edecek. Peki geleneksel olarak bakarsak da son 2 dakikada altın meselesi yine uçuşmaya başladı. Kimileri 3000 dolarları falan konuşuyor. Kimi de diyor ki yani burada bu kadar kalması bile bu sene 2000 doların üzerinde ısrar ediyor ki bugün de 2070 dolarlara kadar geldiğimizi tekrar hatırlatalım. Bahsettiğin koşulları içerisinde özellikle altının seyrinde çok dikkate değer dönüm noktaları olacak mı altın için? Aslına bakarsan altının 2000 dolar üzerindeki hareketi beni biraz korkutuyor. Yani geçen bu yani altın forumunun raporlarına falan baktım ama Dünya Altın Konseyi'nin raporlarına falan baktım. Gelişen ülke merkez bankaları zaten 2024'te altın rezervlerini artırmayı planlıyordu. Buna bu yıl gelişmiş ülke merkez bankaları da katılmaya başladı ve önümüzdeki yıl beklentilerine baktığımızda merkez bankalarının taleplerinin artacağı gibi bir sinyal söz konusu. Fonların vadeli taraftaki pozisyonlanmalarına bakıyorum. Orada hala bir marj var. Yani nette uzun pozisyon almışlar halihazırda ve bunun artacağına dair de bir eğilim söz konusu. Evet. Halihazırda reel faizler de geriliyor. Bu tarafıyla baktığınızda altın için bir potansiyeli var ama 2000 doların üzeri mi reel faizlerin daha da gerileceği bir noktada çok zor. Yani Fed'den bir şahin sinyal geldiğinde ki bence gelecek. Öyle bir durumda böyle bir 1980'lere doğru bir hareket olursa çok sağlıklı olur. Gelir gelmez tartışmasından bağımsız olarak söylüyorum bunu. Evet. Petrol tarafında da hemen böyle bir vaktimiz var. Çok kısa hemen alalım. Yani Angola'nın ayrılması şimdi yeni bir kırılma getirir mi bilmiyorum. Çünkü Angola çok büyük bir paya sahip değil ama İran ilişkilerini biraz daha ilerletirse, İran biliyorsun 3. büyük üreticilerden biri ve hala kapasitesini çok çok altında yürütüyor. Evet. Irak gibi bir potansiyel var. Bunlar fiyatları baskılayabilecek unsurlardan biri. Ben 2024'te böyle 70 doların üzerine çok büyük bir fiyat beklemiyorum. Dengelenme muhtemelen 60-70 dolar bölgesinde kalacaktır diye bir düşünce içerisindeyim. Onunla ilgili çılgın bir senaryo var. Bir dahaki sohbetimizde onu konuşuruz. Hayır olur. 2024'te görüşürüz diyormuşum. Yatırım Finansman Strateji Yatırım Danışmanlığı Yönetmeni Vahap. Espriyi de ilk bir hafta önceden başlatmış oldun. Seneye kötü oldu diye. Ya, estağfurullah. Esenlikler dileyelim o zaman. Teşekkür ediyoruz kendisine. Kısa bir araya gideceğiz. Aranlardan Burcu Kıratlı ileyiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Evet, Araştırma Masası'nda Burcu Kıratlı ile beraberiz. Aslında dünya tarihinin yazılması açısından da iki önemli şeye değineceğiz ama fiyatlarını konuşacağız. Biri mısır, diğeri de şeker. Evet, şimdi her ikisi de düşük seviyelerde seyrediyor. Bu arada ne zamandır MTI yayında bunları işlememişiz, onu fark ettim ben de. Gıda enflasyonu açısından da belki bu anlamda 2024 yılına yardımcı olması açısından, ki enflasyonla mücadelede gıdanın öneminden hep bahsediyoruz. FAO endeksi de düşük seyrediyordu. Temel tüketim maddeleri olması açısından bu anlamda da önemli. Şimdi Mısır'dan bahsedeyim. Birincisi, talep eksikliği ve Amerika'daki bol arz sebebiyle 6 haftanın en düşüğünde. ABD burada çok önemli bir yetiştirici ve buradaki arzın bol olması sebebi fiyatları baskı altında tuttuğunu söyleyebiliriz. 3 ardışık haftanın ardından hala düşüyor. Bu yıl yaklaşık %30'luk düşüşle karşı karşıya ve bu yaklaşık, Çağlar, 10 yılın en büyük yıllık kaybı anlamına da geliyor. ABD Tarım Bakanlığı'na göre 2023-24 yılında stoklar rekor hasattan sonra 5 yılın en yükseğine çıkması planlanıyormuş. Bu da az önceki noktaya geri getiriyor beni. 2024 yılında bu anlamda bir bolluk görebiliriz. Ve diğer taraftan da Çin'e baş tedarikçi ünvanını da kaybetti. Çin'de de bu arada talebin az olması sebebiyle bir miktar kayıp var. Brezilya'da bir oyuncu olarak devreye girdi ve tabii buğday vadeli işlemleri en düşük seviyede seyrettiğini söyleyebiliriz. Mart vadeli işlemler şu anda 4.70 civarında sabit kaldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan şeker yine güçlü satışlarla o da kazançları neredeyse siliyor. Biz 2023 yılı içerisinde gıda emtiyasını konuşurken seninle taneler dediğimiz kısımda işte fiyatların düşük olduğundan bahsetmiştik. Bunun da İşte tahıl koridoru anlaşması buğday ve mısır ve arpa fiyatlarını geri çektiğini konuşmuştuk. Fakat 3 tane aslında fiyatı yükselen emtia vardı. Bunlar şeker, kakao ve çikolataydı. Kahveydi, çikolata. Artık içinden neler geçiyorsa yıl başına bir hafta kala. Peki. Ondan sonra şeker kazançlarını geri veriyor gibi. Burada da aslında genel anlamda ihracat, yani tedariğin fazla olması, stokların fazla olması en büyük hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada bir de vadeli tarafta kontrat satılıyor. 3000 tane pozisyon kapama amaçlı çok ciddi bir kontrat. Kontrat satılması da vadeli fiyatların aşağı geldiğini bize söylüyor. Ama dediğim gibi bunun asıl sebebi tedariğin şu anda arzın artıyor olması olarak söyleyebilirim. Çağlar. Muhtemelen yine seneye bol bol inişte çıkışlı olsa gıda emtiayı konuşuyor olacağız. Çikolatayı da dahil ederiz onun içine. Burcu Kıratlı'dan dinledik. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Haftanın son akıllı parasının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.